Hepinize merhabalar. Tekrardan bir örnek daha çözmek için sizlerle beraberim. Bu sorumuzda ise şu söylenmiş bize. 2 Henry'lik bir indüktörümüz var arkadaşlar. Ve bunun terminal voltajı bize 10 parantez içinde 1 eksi T volt olarak verilmiş. Ve bize şu soruluyor arkadaşlar. T eşittir 4. saniyedeki akımı bulabilir misiniz? T eşittir 4. saniyede depolanmış enerjiyi bulabilir misiniz? Yalnız diyor sana çok önemli bir bilgi veriyorum. Başlangıçta akım değeri 2 amper. Şimdi bu çok önemli. Nedenini de az sonra göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bize ne soruluyor? Akım değeri değil mi? Akım değerini nasıl buluyoruz biz? Buradaki IV ilişkisini expose etmemiz gerekiyor. IV ilişkisi de neydi? Bir indüktör için arkadaşlar. I'yı yazdım. 1 bölü L diyorum. Daha sonrasında bir integralim var. 0'dan T'ye kadar. Bunun içinde de voltajımın denklemi var. Bu şekilde ben akımı bulabiliyorum. Fakat burada şöyle önemli bir şey var. İntegral integralde şöyle bir şey hatırlıyor musunuz? Artı c diyorduk mesela. Bu ne demek oluyordu? İşte bu artı c aslında arkadaşlar bizim sabitimizle alakalı bir durum ve biz bu sabite hesaba katacağımız için bu artı c yerine aslında biz initial condition yani başlangıç durumundan bahsetmeliyiz. O yüzden buraya diyorum ki ve pardon bu akım için yazıyorduk bunu. Şöyle silelim. Buraya demem lazım ki l 0 yani başlangıç durumunu da eklemem lazım şunun altına da hemen bu bizim başlangıç durumumuz diye yazalım başlangıç durumu e o zaman mesele buysa bu soruyu çok kolay şekilde çözebiliriz hemen şuraya geldim ne diyeceğim benim akım değerim diyeceğim 1 bölü L çarpı bir integral. Bu integral nereden nereye arkadaşlar? Değer bize verilmiş değil mi? T eşittir 4'tekini soruyor. O zaman sıfırdan 4'e kadar alsam benim için iyidir. Devamında bunun 10 eksi 10 T olacak. Tabii ki bu bizim voltaj denklemimiz. Buraya da dt diyelim. Artı 2 amperlik bir değerimiz var. Bu nedir arkadaşlar? Bizim başlangıç durumunda sahip olduğumuz akım değeri. Peki biz bu integrali çözersek buradan bize ne çıkar? Şimdi eşittir diyelim. Burada 1 bölü L değerimiz zaten 1 bölü 2 olacak değil mi? Onu şöyle koydum. 1 bölü 2 dedim. Parantezimi açtım. 10T eksi 5T kare integralden bu çıkar arkadaşlar şu kısımdan. Ve bunun sınırları da nereden nereye? 0'dan 4'e kadar. Ve devamında da artı 2 eklemeyi unutmuyorum. Bu neye eşit olur? 1 bölü 2 parantezinde 10T ve eksi 5T kareyi düşündüğünüz zaman buradan bir 40 eksi 80 gelir. Değil mi? Tabii bununa, buna bir de 2 ekleyeceğiz. Bu ne? Biz t eşittir 4 koyduğumuz zaman çıkan sonuç. Eksi diyoruz. T eşittir 0 koyduğumuzda işlem yapmamıza bile gerek yok. Çünkü burası 0, burası 0 çıkar. Şöyle burayı 0 yapmış olur muyuz arkadaşlar? Oluruz. Devamında ne olmuş olur aslında? Şurada bir de artı 2'miz var. 0 koyduğumuz durumdan bahse, bahsetmiyoruz zaten. Yani bahsediyoruz şu an. Bu artı 2'yi de şurada eklemiştik. Onu da yapmamıza gerek yok o yüzden. Yani sonuç olarak şuradan bir 0 yazsak yeter. Hani yazmasak da olurdu ama anlaşılır diye. Buradan ne geldi? Eksi 40 geldi. Bunu ikiye böldük, eksi 20 artı 2 ile beraber eksi 18 sonucuna ulaşmış olduk. Bu bizim neyimiz biliyor musunuz? Dördüncü saniyedeki akımımız. Yani bu indüktör hakkında şunu diyemeyiz: Bu indüktörden işte sabah akşam t eşittir 1 için, t eşittir 5 için gündüz gece her zaman eksi 18 amperlik bir akım akar diyemeyiz. Çünkü bu tam olarak t eşittir 4'deki akımın bulunuşu. Eğer siz genel bir denklem bulmak isteseydiniz, ne yapardık ki bir önceki soruda yaptık, zor bir şey değil. Şurada 4 4 yerine işte tau yazarsınız, t yazarsınız, x yazarsınız, y yazarsınız bir tane değişken verirsiniz. O değişkene göre bu integrali çözersiniz ve sonra bir denklem elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu eksi 18 amper değerini bulduk mu bobin için? Bulduk çok güzel. Devamında ne yapmamız gerekiyor? T eşittir 4. saniyedeki enerjiyi bulmamız gerekiyor. E ben şimdi t eşittir 4. saniye için neyi biliyorum? Akım değerimi biliyorum değil mi? Akım değerim ne? Altına da l yazayım. Bobinin akımı olduğu iyice belli olsun. Eksi 18 amper. Bunu biliyorum Ben şimdi şeyi de biliyorum İndüktans değerini de biliyorum Bakayım 2 Henry'miş onu da yazdım Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Hiçbir şey. Çünkü hatırlıyorsanız bizim depolanan enerji formülümüz 1 bölü 2 çarpı L çarpı ki L burada 2 çarpı akımın karesi değil mi? O da eksi 18'in karesi. Yine pozitif bir şey çıkacak. Direkt olarak aslında 18'in karesi bu. 324 Joule olarak cevap karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir ekstra durum yok. Zor bir şey yok. Her şey çok basit temel mantıklara dayanıyor. Kondansatör ve indüktörler için hiç unutmamanız gereken 5 tane şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bu videoda sayıyorum. Diğer videolarda da sayarım belki. Belki de saymam. Hatırlarsam sayarım. Bu 5 şey şu arkadaşlar. Hem indüktör hem kapasitör için bunların I-V yani akım voltaj ilişkilerini ki akım voltaj ilişkisinden kastımız akımın yalnız bırakıldığı denklemleri bilmek. İkincisi V-I ilişkisini yani voltaj akım ilişkisini yani voltajın yalnız bırakıldığı denklem ilişkisini bilmek. Üçüncüsü indüktörlerin ve kapasitörlerin DC devrelerdeki davranış analizini bilmek ki kapasitörlerden bahsediyorsak onlar açık devre oluyorlar DC'de. İndiktörlerden bahsediyorsak onlar ise kısa devre oluyor. Dördüncü bilgi indiktörlerde akımın aniden değişemeyeceği, kapasitörlerde de voltajın aniden değişemeyeceği bu çok önemli bir kural. Ve sonuncusu da arkadaşlar hem indiktörlerin hem kapasitörlerin herhangi bir şekilde enerjiyi harcamadıklarını, gücü harcamadıklarını sadece sonraki bir kullanım için sakladıklarını bilmek arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz zaman zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.